Arkadaşlar merhaba. Temel SPSS videomuzun bu bölümünde bağımsız iki grup arasında ortalamalar açısından farklılık olup olmadığını değerlendirmek için uygun analizi yapacağız ve bu doğrultuda analiz sonuçlarını yorumlamaya çalışacağız. Daha önceden hazırladığımız veri seti ve bu veri setine ilişkin oluşturduğumuz hipotezler ve bunların testini birlikte göreceğiz. Öncelikle hipotezlerimize bakalım. Hipotezlere bakacak olursak bağımsız iki grup arasındaki farklılıkları test etmek için H0 ve H1 hipotezlerimiz var. H0 hipotezine göre COVID-19 hastalığının şiddeti açısından erkeklerle bayanların ortalamaları açısından bir farklılık yoktur. H1 hipotezi de COVID-19 hastalığının şiddeti açısından erkeklerle bayanların ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğunu ifade ediyor. Bu doğrultuda SPSS'te analizimizi yapacağız. Şimdi burada analyze kısmına geliyoruz. Analyze kısmından arkadaşlar compare means kısmına seçtiğimizde ortalamaların kıyaslandığı birçok analiz geliyor. Biz burada independent simple t-testini seçiyoruz. Bağımsız iki grup arasındaki farklılıkları, ortalama farklılıklarını ele almak için. Seçtiğimizde önümüze gelen menüden hemen karşı tarafa atalım. Buradan arkadaşlar bu şekilde bir menü geliyor. Hipotezimiz neydi? Covid şiddeti hipotezimiz test değişkeniydi. Bunu test değişkeni kısmına atıyoruz. Peki hangi iki bağımsız değişken açısından ele alıyorduk? Cinsiyet bağımsız değişkenini grup değişkeni kısmına atıyoruz. Burada da bu değişkenleri tanımlamamız lazım. Define grup kısmını tıklıyoruz. Burada birinci grup için bir, erkekler için, bayanlar için de ikinci grup için de ikiyi kodluyoruz. Continue dediğimizde burada cinsiyeti 1 ve 2 diye gruplamış olduk. Başka herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bu gruplama önemli. Bunu yapmazsak analiz sonuçları çıkmaz. Okey dediğimizde ilgili testin sonuçları iki tane tablo halinde geldi. Bu sonuçlara baktığımızda öncelikle alttaki tabloyu ele almamız gerekiyor. Bu alttaki tablodan birinci kısımda Levene testi sonuçlarına bakıyoruz. Burada significant değeri bizim için önemli. Buradaki significant değeri 0,05'ten küçük veya büyük olma durumuna göre değerlendirme yapacağız. Burada büyük olduğu için arkadaşlar 0,05'ten büyükse hemen significant iki yönlü değer sonucuna, anlamlık sonucuna yönelmemiz gerekiyor. Burada iki tane sonuç var gördüğünüz gibi. Eğer birinci kutucukta significant değeri %5'ten büyükse ki burada büyük, ne yapıyoruz? Hemen varyansların eşit olmadığı varsayımından hareketle elde ettiğimiz çift yönlü significant değerini baz alıyoruz. Yani dolayısıyla bu işlemde ikinci satırdaki kısım yine significant çift yönlü değere baktığımızda 0,05'ten büyük mü küçük mü buna bakacağız. Evet 0,05'ten küçük. Dolayısıyla şu şekilde bir yorum yapıyoruz. Cinsiyet açısından bayan ve erkek açısından grup ortalamalar arasından bir farklılık vardır. 0,05'ten büyük küçük olduğu için bir farklılık olduğunu gösteriyor. Peki bu farklılık neyden kaynaklanıyor? Baydan mı bayandan mı? Bunu görmemiz için de üstteki grup istatistik kısmına diğer tabloya bakıyoruz. Bu tabloya baktığımızda burada COVID şiddetinin sınıflandırılmasında arkadaşlar bir numara çok şiddetli geçireni gösteriyor. 2 numara normal düzeyde geçireni, 3 numara ise çok hafif geçireni şeklinde kodlanmıştı. Burada baktığımızda bayanların ortalaması 3'e daha yakınken bayların ortalaması 1'e daha yakın. Dolayısıyla bayan ve bay arasındaki anlamlı farklılığın sebebi neymiş? Bayanlar COVID hastalığının şiddetini daha hafif geçiriyormuş erkeklere göre. Erkekler ise bayanlara göre daha şiddetli, daha ağır bir şekilde COVID hastalığını geçirdiğini gösteriyor. Bunu bu doğrultuda hipotezimizin kabul olduğunu ifade ediyoruz. Tekrar hipoteze dönersek hipotezimiz neydi? H1 hipotezi. COVID-19 hastalığının şiddeti açısından erkeklerle bayanların ortalamaları arasında anlamlı bir farktır, vardır hipotezi ne oldu arkadaşlar? Kabul edilmiş oldu. Bu farkın neyden kaynaklandığını da yine az önce söylediğim gibi şuradaki ortalamalardan görebiliyoruz. Bir diğer hipotezimize bakalım. Yine aynı şekilde bağımsız iki grup arasında ortalamalar arasındaki farklılığa bakmak için. Başka bir hipotezimizde de burada da Likert ölçeğe göre bağımsız iki grup arasında ortalamalar arasında farklılık olup olmadığını değerlendireceğiz. Az önceki sıralı ölçeğe göreydi. Şimdi de Likert ölçeğe göre H0 hipotezi erkeklerle bayanların ortalamaları arasında
Kurumsal prestij açısından anlamlı bir fark yoktur diyor. H1 hipotezide erkeklerle bayanların ortalamaları arasında kurumsal prestij açısından anlamlı bir fark vardır olarak ifade ediliyor. Bu doğrultuda yine test edecek olursak çıktı sayfasından da yine analiz yapabiliyoruz. Analyze kısmına geliyoruz. Compare means kısmına geliyoruz. Burada yine independent simple t testi aynı şekilde. Şimdi hipotezlerimiz neydi? Bunları karşıya atıyoruz. Bunlarla işimiz kalmadı. Hipotezlerimiz neydi? Prestij diye bir kavram vardı. Bir değişkenimiz vardı. Bunu test variable kısmına aktardık. Peki hangi açıdan, hangi gruplar açısından değerlendiriyoruz? Cinsiyet olarak değişkenimizin diğeri cinsiyetti. Bunu da grup değişkeni kısmına aktarıyoruz. Yine define grup'u tıklamamız gerekiyor. Burada grup daha önceden tanımladığımız için otomatik çıktı ama çıkmadığı zaman da 1, 2 diye sizin kodlamanız gerekiyor. 1, 2 diye kodladığımızda burası gördüğünüz gibi 1, 2 diye buraya cinsiyeti ne yapmış olduk? Sınıflandırmış olduk. Bu aşamadan sonra yapacağımız bir şey yok. Okey diyoruz. İlgili sonuç çıktısı hemen geldi. Yine arkadaşlar önce en alttaki tabloya baktığımızda Levene testi sonuçlarının significant değerine bakıyoruz. Significant değeri 0,05'ten büyük mü? Evet yine büyük. Eğer büyükse yapacağımız şey yani bu farklılık neyden kaynaklanıyor peki? Ona bakacak olursak bay ve bayan açısından baktığımızda bayın ortalaması 2,86 iken yani kurumsal prestiji 1 ile 5 arasında değerlendirmiştik Likert ölçek olarak. Kötü algılarken kurumsal prestijin bay açısından bir önemi yokken bayanlar için bu iş yerinde çalışmak kurumsal prestij sağladığını ifade etmişler. Daha yüksek kurumsal prestij rakamı ortalamaları gözüküyor. Bu farklılığın da bayanların daha fazla kurumsal prestije inandığını ve hissettiğini gösteren nitelikte olduğunu görmüş oluyoruz. Burada significant değeri 0,05'ten küçük olsaydı baktığınızda burası da 0,05'ten küçük olduğu için her iki durumda da ne oldu? Ortalamalar arasında anlamlı bir fark olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda ne diyoruz? H1 hipotezini kabul ediyoruz. H0 hipotezini reddediyoruz. Yani erkeklerle bayanların ortalamaları arasında kurumsal prestij açısından anlamlı bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Bunu raporlarken de yine aynı şekilde ortalamaları veriyoruz. Standart sapmayı, işte örneklem sayısını aynı şekilde ve significant anlamlılık değerlerini veriyoruz. Evet, bu haftaki videomuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.